Herkese merhabalar. Task TV ekranlarına hoş geldiniz. Klinik psikolog Erdinç Türk ben. Bugün sizinle göç psikolojisi üstüne konuşacağız. Ama onun öncesinde önemli bir gün, dünyada global bir şekilde anlam atfedilen, anlam verilen ve insanların birbirine tekrardan hediyeler sunduğu, bağlantılarının güzelliklerini öne koyduğu bir gün olan Sevgililer Günü'nün anlam ve önemi üstüne konuşmak çok doğru olabilirdi bugün de, fakat bizim bir program akışımız var. Bugün de elbette ki yine Sevgililer Günü ile alakalı bir kısma değineceğiz. Ondan sonrasında da sevgiyle bağlantılı olan, insanla bağlantılı olan bu noktada sevginin göç ve insana dair diğer kısımlarda ne şekilde nüfuz ettiğini, ne şekilde hayatımızı etkilediği üzerine hasbihal edeceğiz bugün sizinle. Evet, 14 Şubat Sevgililer Günü. Dünyanın dört bir tarafında global bir şekilde kutlanan ya da değer atfedilen bir şey. Düşünceleri, duyguları ve izlenimleri paylaşmak dünyadaki en çok haz veren aktivitelerdendir. Hele ki bu aktiviteleri değer atfettiğimiz, gönül ilişkisi kurduğumuz, bizim için değerli olan insanlarla yaptığımız zaman bunun tadı başka hiçbir şeyde olmuyor. Bunun bize kattığı anlam, bunun bize kattığı güzellikler hayatta yaşamak için, bir sonraya gidebilmek için, her şeyden önce umut besleyebilmek için oldukça önemli bir noktada. İşgal etmeden sevebilen, paylaşabilen, empatik bir ilişki yaşayabilen, farklılıklara müsamaha gösterebilen, aynılıklarla sevinebilen, birbirinin özelliklerini değersizleştirmeden, birbirinin özelliklerini farklılaştırma amacı gütmeden, olduğu gibi, olduğu şekilde değer veren, sadece aşk ilişkisi babında değil, dünyanın geri kalanıyla bu ilişkiyi kurabilen herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun. Sevgi bizi yücelten, bize bahşedilen en güzel duygulardan biri, en güzel yatırımlardan biri. Biz bunu umutla beraber kullandıkça bizim için en doğal antidepresandır, bizim için en doğal güç kaynağıdır, bizim için bitmek tükenmek bilmeyen bir yakıt ikmali gibi bir süreci beraberinde getirir sevgi. Dolayısıyla bu sadece bir partnere, bu sadece bir eşimize, bu sadece bizi seven insanlara değil, doğaya karşı, dünyanın geri kalanına karşı bir motto şeklinde zihnimizde, gönlümüzde yer ederse hayat, dünya bizim için zorluklar karşısında daha dayanabilir bir noktaya gelebilir. İnşallah ki bu süreçten sonra da bu özelliklerimizi kaybetmeden, üstüne koyarak devam ettirebildiğimiz bir süreç yaşarız ve bu sevgi, bu ilgi, bu umut bizi bir sonrakine, bir sonrakine, bir daha sonrakine daha güzel umutlarla beraberinde bizi de götürmüş olur diye umut ediyoruz. Bugün konumuz göç psikolojisi, Sevgililer Günü'ne değindikten sonra kısa bir sürede. Aslında ne kadar alakasız görünüyor olsa bile aslında sevgiyle alakalı bir kısmı olduğu için de göçün, birazdan sevginin anlamının ne demek olduğunu, bir göç sürecinde, bir göçmenin sürecinde ne gibi anlamlar olabileceğini psikolojik açıdan değineceğiz. O yüzden de aslında ilintili de bir konu. Peki bakalım, etrafımızda eşimiz, dostumuz, akrabalarımızdan mutlaka birileri göç etmiştir. Birileri bir göç süreci yaşamıştır. Biz bunlara şahitlik etmişizdir ya da bunların oluşmasında etken rol oynamışızdır. Ya da birileri bizim göç etme durumumuza etki etmiş olabilir. Dolayısıyla bize çok da yabancı bir süreç değil, insanlık alemine. Hele ki bu son yüzyılda, hele ki bu zamanda göç ne kadar da sıradanlaşan, ne kadar da çok sık rastladığımız bir noktaya geldi. Bu noktada da bunun etkileri nedir psikolojik açıdan? Göçü etkileyen şeyler nedir? Aile üzerindeki etkisi nedir? Göçte bir kişi zorlanırken bir kişi hızlıca adapte olabiliyor. Acaba bunun sebebi nedir? Uluslararası evlilikler gerçekleşebiliyor. Farklı kültürlerden miraslar elde ediliyor. Bu bir harmanlama sürecini beraberinde getiriyor. Uyum sağlamak kolay olabiliyor mu? Bazıları için zor, bazıları için kolay. Birazcık buralara değineceğiz. Yani bir göçün insan üzerindeki psikolojik etkilerine değindikten sonra göçün sadece toplum bazında değil, sadece birey bazında değil, global bazda, toplum bazında, uluslararası bazda insan üzerindeki etkisi psikolojik açıdan ne şekildedir? Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Tekrar edelim, her videoda olduğu gibi, her videonun, her yayının başında belirttiğimiz gibi bu ve buna benzer konular kesin saptama sonuçlarının yer aldığı programlar değildir. Bunlar bize fikir vermek için, bunlar bize araştırmakta merak ettiğimiz ya da araştırmamız gereken bir konu için fikir veren, sadece o düşünce baloncuklarını oluşturan programlar niteliğindedir. Dolayısıyla burada duyduklarınız ya da izledikleriniz kesinlik
bilimsel açıdan bir kesinlik içermemektedir verilen bilimsel araştırmalar dahilinde. Bunu bu mihmalde görmek çok daha önemlidir. Bunu bu mihmalde kabul edebilmek bizim için bir sonraki adıma gitmek için daha kolaylaştırıcı bir unsurdur diyelim. Peki geldik göç. Özellikle bizi Amerika'dan izleyen vatandaşlarımızın dünyanın diğer bölgelerinden ya da başka şehirlerden izleyen, geçmişinde göç olan ya da halen o göç unsurunu yaşayan insanların daha çok belki de dikkatinin içinde oldukları için dikkatini çekecek bir konu göç. Göçün psikolojik etkisi nedir? Yani bu psikolojik etkilerinin de bazı sebepleri var mıdır? Dilerseniz önce oradan başlayalım. Öncelikle göçün insan üzerindeki etkisine baktığımız zaman göçün koşulları ve sebepleri oldukça önem arz etmektedir. Bu göç işlemi hangi koşulla gerçekleşti? İnsanları, toplumları göçe götüren şey neydi? Göç yapmaya karar kıldıran şey neydi? Bu sebepler neydi? Öncelikle bunları bilmek lazım. Arkasından göç durumunda duygusal olarak yaşanan aktivitelerin, göç eden birçok kişinin yaptığı rutin işlerin psikolojik olarak anlamı ne acaba? Oraya değineceğiz. Ardından da göç etmenin yaşı, göçmen olan bir kişinin, göç eden bir kişinin yaşı ve cinsiyetinin değişiklik gösterdiğini ya da psikolojisini etkileyip etkilemediğine değineceğiz. Ardından terk edilen ülkenin kültürel yapısı ve göç edilen ülkenin kültürel yapısı arasındaki farklılıkların insan nüfuzuna, insan zihnine nasıl nüfuz ettiğini göreceğiz. Arkasından da karşılayan ülkenin yani göç edilen ülkenin tutumunun bizim yapımız üzerindeki etkisine değinip hemen arkasından da kültürler arası yapılan çeşitli evlilikler olsun, seremoniler olsun bunların altında neler var, neler yatıyor onları incelemeye çalışacağız. Ve daha sonrasında da bir kültür değişiminin, bir göçün insan üzerindeki etkisi ve bundan sonraki kuşaklar üzerindeki etkileri nedir? Bununla alakalı yapılan araştırmalara değineceğiz ve şahsımıza münhasır yorumlarımızı ortaya koymaya çalışacağız. Öncelikle şuna karar vermek lazım bu konuyu işlerken. Göçmen mi, sürgün mü? Bu önemli bir ayrım, önemli bir ayrımı temsil ediyor. Neden? Çünkü göçmen ve sürgün arasında belirli farklılıklar vardır. Sürgün zorlanmıştır. Fakat göçmen bazı kararları kendi isteğiyle alabilmiş ve kendi hür iradesiyle belki de bu göçü gerçekleştirmiştir. Fakat sürgün olan kişilerde maalesef ki bu gerçekleşmemektedir. Dolayısıyla göçmenin vedalaşmaya zamanı olmuştur. Fakat sürgünün vedalaşmaya zamanı olmamıştır. Göçmenin geride bıraktıklarını inceleme, geride bıraktıklarını fark etme ve o bağlantıyı koruyabilme isteği, arzusu ve bu imkanlara sahiptir. Fakat bir sürgünde maalesef ki bu imkanları elde etmek zor oluyor. Tabii göç ve sürgün arasındaki farklılıklara değindiğimizde bir kişinin sürgün olmasıyla alakalı kısım sosyopolitik bir sebepten kaynaklı olabilir, ideolojik bir sebepten kaynaklı olabilir ya da tamamen farklı ekonomik zorluklardan kaynaklı olabilir. Fakat şu bilinmelidir ki literatürde de birçok araştırmada yeri var. Sürgün edilen kişilerin göçmen, gönüllü göçmenlere göre daha çok patoloji yaşadığı, daha çok uzun süreli yaz süreci yaşadığı ve daha çok travması, daha çok travmatik bir süreci yaşadığını ortaya koyan birçok araştırma var. Zaten insan üzerinde bir yerden bir yere gitmek, bir farklılık içerisine girmek, beklenmedik bir anda yaşanan bir farklılık otomatik olarak bir travma tetikleyicisi, bir travma sebebi, bir travmayı ortaya koyacak nedenlere sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla göçmenlerin birçoğunda da bu travmatik süreçlerden bahsedebiliriz fakat sürgün olarak adlandırılan kısmı yaşayan insanlar için bu birazcık daha fazla bir süreci kapsıyor maalesef ki olumsuzluklarla beraber. Şimdi bakalım bir kişi göç ediyor. Göç ettikten sonra akrabalarıyla konuşmaya devam ediyor. Bol bol Türkiye'yi, örneğin Türkiye dışına çıkmış bir aileyi ya da bir kişiyi örnek alalım. Bazı sebeplerden dolayı ekonomik, sosyolojik fark etmez. Göç etmiştir bu kişiler başka bir ülkeye, örneğin Amerika'ya. Gittiklerinde ilk olarak gittikleri ilk hafta, ilk ay ya da ilk yıl hatta uzun bir süre boyunca Türkiye ile görüşmeler gerçekleştirirler. Burada kalan kişileri ararlar, Türkiye'de kalan kişileri kastediyorum. O bağlantıyı koparmakta birazcık zorlanırlar. Şimdi bunun sebebi ne olabilir? Geride bıraktıkları insanları ya da geride bıraktıkları coğrafyadaki kişileri arama ihtiyaçları ya da onlarla belirli bir süre dijital olarak da geçirme istekleri neden gerçekleşiyor? Birazcık buraya bakalım. Bu literatürde duygusal ikmal olarak adlandırmaktadır. Nasıl, ne anlama geliyor bu duygusal ikmal? Şimdi gelin birazcık buna bakalım.
İnsan psikolojisi, insan zihni, özellikle insanın psikolojik ve kişilik oluşumu geçirdiği çocukluk dönemiyle derinden alakalıdır. Önemli bağlar oralarda kurulur. Şimdi bir örnek verelim. Bu göçmenlerin duygusal ikmali, Türkiye'yi sürekli araması psikolojik açıdan hangi sebeple gerçekleşiyor? Gelin birazcık buraya bakalım. Şimdi çocuklar kas gelişimleri tamamlandığında yürümeye başlayabildiklerini keşfetmeye başlarlar dünyayı. Evin içindeki odaları keşfederler ya da bahçeli bir noktadaysa evin bahçesine çıkıp bahçeyi keşfetmeye çalışırlar. Bilmedikleri bir obje varsa onları keşfetmeye çalışırlar. Yani anneden belirli bir miktar uzaklaşmaya cesaret ederler. Anneden belirli bir miktar uzaklaştıktan sonra annenin etrafta olup olmadığını, onların onu koruyup koruyamayacağı düzlemde olup olmadığını görmek isterler. Kendilerini bir araştırma sürecinde, bir tanıma sürecinde tehlikede hissederse çocuklar anneye geri dönerler. Yakıt ikmali, duygusal ikmali alabilmek için kendilerini yeniden güvende hissetmek, o tehlike anında annenin ona yardım edebileceği anı yaşamak için anneye geri dönerler. Yani duygusal açıdan gerçekleşen bu işlem aslında bir duygusal ikmali beraberinde getiriyor. Oradan ikmali alır, kendini yeniden güvende hisseder, kendini yeniden zorluklarla başa çıktığında annesinin orada olduğunu ve onu gördüğünden emin olur, yeniden geri döner keşfetmeye. İşte bu duygusal ikmal de göçmen sürecinde bu şekilde çalışıyor. Bu kişiler Türkiye'ye geri dönüp aradıklarında, geride bıraktıkları kişilerle iletişime geçtiklerinde aslında birer duygusal ikmal alıyorlar. Yani bir çocuğun annesinden ya da bakım verenden aldığı gibi. Bu duygusal ikmal neye yarıyor peki? Neden bu kadar çok önemli bu? Duygusal ikmali aldıklarında ayakta kalabilecekleri, o geçmişte yatırım yaptıkları, ana yurttaki insanlarla kurduğu iletişimin gücü, orada yaşadıkları, olumlu ya da olumsuz, birazdan değineceğiz o noktalara, olumlu ya da olumsuz kabuller içerisinde ayakta kalabilmelerini sağlayan enerjiyi aslında bu kişilere sağlıyor. Yani eğer siz geçmişte, bugün de bir yere göç etmişseniz ve geçmiş bağlantılarınız hala canlı kalıyor ve o kişilerle sürekli bir şekilde iletişim halindeyseniz, bu bir duygusal ikmaldir. Bir başka duygusal ikmal örneği ise göç eden insanların, yani aynı kültürden olan insanların Amerika'da birbirlerini, Türklerin birbirlerini bulması, birbirleriyle iletişim kurması, beraber yemek yemeleri, restoranlara gitmeleri, Türk kahvelerinin oluşması Almanya'da, Amerika'da, dünyanın diğer yönlerinde. Bu da aynı kültürden gelen kişilerin birbiriyle iletişimini kurması, devam ettirmesi, bu ihtiyacı sağlaması yine duygusal ikmale katkı sağlıyor. Duygusal bir ikmal alıyor oradaki göçmenler birbirinden. Böylelikle birazcık daha katlanabilirlik, dayanabilirlik seviyelerini karşılaştıkları olumsuzluklara göre katlanabilirlik seviyelerini artırıyorlar. Şimdi anne örneğini bilerek veriyoruz burada, burayla bağlantılı olduğu için. Çünkü bir de şöyle bir kavram vardır ya sayın seyirciler, ana yurttan ayrıldı. Çünkü doğduğumuz memleketin, doğduğumuz coğrafyanın, doğduğumuz alanın kültürel özellikleri bizim anne simgesiyle, imgesiyle simgeleştirdiğimiz bir noktadadır. Ana yurt kelimesi de buradan gelmiştir. Bununla alakalı çok güzel bir örnek var. Profesör Doktor Vamık Volkan'ın Ölümsüz Atatürk diye bir kitabı var. Atatürk'ün psikolojisini, psikanalizini yapmaya, onun geçmişte neler yaşadığıyla alakalı, bireysel hayatıyla, psikolojisiyle alakalı bir kitap bu. Son derece güzel, önemli bir eser. Bunu izleyenlere oldukça yüksek bir düzeyde tavsiye ediyorum. Atatürk'ün bu noktada verileceğimiz örnek ana yurtla alakalı şu kısımda, Ankara Radyosu'nda o dönemde Atatürk'e Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk soy isminin verildiği Ankara Radyosu'ndan duyurulurken spiker bilinç dışı bir dil sürçmesi yaşıyor. Atatürk yerine evet Gazi Mustafa Kemal'e Ana Türk soy isminin verildiği dil sürçmesini yaşıyor ve sonradan Atatürk diye düzeltiyor. Yani bu bir bilinç dışı dil sürçmesi. Ana yurt olarak anneden gelen o imgeyle beraber aslında orada bilinç dışı bir sürçme yaşandığı düşünülüyor o spikerin Ana Türk ismini kullanmasıyla. Yani anneye dair özelliklerin anneden aldıklarımızın dünya algımızla birebir ilişkisi olduğu için ilk güvenli o alan olarak, ilk güvenli nesne olarak belirlenen annenin imgesi o coğrafyaya, o doğduğumuz topraklara, o aldığımız kültüre bir imge olarak kullanılıyor. Şimdi dolayısıyla bu kişilerin memlekette yaptıkları görüşmeler, memleketteki kişilere ulaşmaları
Bu ana yurda ulaşmaları duygusal ikmallerini sağlıyor ya da o bölgede, Amerika'da, Almanya'da Türklerin, Afganların, İngilizlerin ve diğer dünya kültürlerinin bir araya gelerek hareket etmeleri de yine birbirlerinden aldığı duygusal ikmale işaret ediyor. Önemli bir kısım burası. En azından bunlar gerçekleşiyor fakat psikolojik olarak da adının ne olduğunu, ne işe yaradığının bilinmesi de ayrı bir güzellik katıyor burada bu noktaya. Peki kişilik özelliklerimiz ne işe, kişilik özelliklerimiz bir göçü, bir göçten etkilenmeyi, bir göç süresini yaşamayı nasıl etkiler? Hangi kişilik özellikleri göçün getirdiği adaptasyon zorluklarına, göçün getirdiği problemlere daha çok katlanabilir ve daha çok işlevsel olabilir. Bu noktada bilinmesi gereken önemli şeyleri duyarız değil mi akrabalarımızdan? Ya işte gitti Almanya'ya 6 aydır orada fakat ne Almanca öğreniyor, evden dışarıya çıkmıyor, bir şekilde bir noktada iş buluyorlar, çalışmakta zorlanıyor. Ya da gitti Amerika'ya kızcağız hiçbir şey yapmadan geri dönmek istiyor. 6 ay geçti bir türlü katlanamıyor oranın özelliklerini, bir türlü benimseyemiyor. Ne olacak burada? Burada etkileyen kısım işte o kişilerin sahip olduğu kişilik özellikleridir. Kişilik özellikleri bizim dış dünya ile kurduğumuz bağlantının bir iz düşümüdür, bir yansımasıdır. Anne ile kurduğumuz, baba ile kurduğumuz, iletişimden aldığımız, bakımdan ve çevreden gelen uyaranlarla birleşen kimlik ve kişilik özelliklerimiz var bizim. Bunlar bir göç sürecini nasıl etkiler? Araştırmalar şunu gösteriyor. Diyor ki, ayrılma, bireyleşmeye yönelik becerileri düşük olan, kendi başına ayakta kalmakta zorlanan, sürekli birinin desteğine ihtiyaç duyan ve sürekli hali hazırda olan şeyleri seçen kişiler, yani bireyselleşememiş kişiler, bir göç sürecini tecrübe etmekte oldukça zorluk yaşarlar. Ne demek bu hocam? Birazcık açalım bunu. Örneğin şöyle bir şey verelim. Yine anne üzerinden gidelim, ana yurt üzerinden gidelim. Annesine bağımlı bir şekilde büyüyen bir çocuk. Bu çocuk anneye nasıl bağımlı olur? Kendilik özellikleri, bireyselleşme özellikleri gelişmemiş. Annenin babanın tutumu burada son derece önemli. Kendi çözüm bulma mekanizmasının gelişmediği, bu noktalarda aksaklık yaşayan, hayatta var olabilmek için sürekli annenin ya da babanın ya da bakım verenin otorite olarak belirlediği bir kişinin bakımına ihtiyaç duyan çocuklar ileride bireyselleşmekte zorluk yaşayan bir yapıya sahip olabilirler. Dolayısıyla bu göç sürecinde de bu bireysellik süreci yaşanmadığı için kendi başına ayakta kalabilme, kendi başına çözüm üretebilme, kendi başına zorlukların üstesinden gelmeye de alternatif yöntemler bulabilme kapasitesi gelişmediği için bu kişilerin bir göç sürecinde yeni kültüre, yeni kültürün getirdiği zorluklara adapte olma süreçleri maalesef ki negatif yönde ilerler. Dolayısıyla göç ettikleri, zorunlu bir şekilde göç ettikleri kısımda zaten bu bireysel olarak baktığınız zaman bu kişilerin bireysel açıdan bırakın göç etmeyi, evin dışına çıkmayı, güvenli alan olarak belirledikleri alanın dışına çıkmaları bile çok zorken bir göçe maruz kalıyorlar. Zorunlu bir şekilde diyelim ya da bir sürgüne, bir göçe maruz kalıyorlar ve orayı değiştiriyorlar. Dolayısıyla bu noktada o adaptasyon sürecini gerçekleştirmekte çok zorlanırlar. Çünkü hayat bu noktada, göç bu noktada ondan yeni bir enerji, yeni bir adaptasyon sürecine karşı alternatif fikirler üretmesini ve zorluklara katlanmasını ister. Fakat bireyselleşememiş, kendi başına ayakta kalmakta zorlanan kişiler maalesef ki bu göç sürecinden ileri düzeyde etkilenen insanlar olabiliyorlar. Peki başka kimlerdir bu göç sürecinden negatif etkilenen kısımlar? Duygusal ayrılıklara, bağlantı kurduğu, yatırım yaptığı insanlara, yatırım yaptığı nesnelerden, insanlardan ayrılmakta zorluk çeken insanlar da yine göçün getirdiği negatif etkilere maruz kalan insanlardır maalesef ki. Çünkü yatırım yaptığı bir şeyden vazgeçmek, yatırım yaptığı bir noktadan geri dönmek, onu belki de sahipsiz, kimliksiz, güvensiz bir noktaya getireceği için bazı insanlar vardır değil mi? Ya niye çıkmıyorsun bu mahalleden? Paran var, pulun var, çok güzel bir hayat yaşayabilirsin. Başka büyük bir eve geç, eşyaların sığmıyor dediğimiz insanlar vardır ama o oradan çıkmaz asla. O evin içerisinde kalmak, o mahallede kalmak ona inanılmaz derecede bir güven hissi verir. Çünkü bütün duygusal yatırımını, bütün enerjisini o noktada güvende kaldığına dair bir fikirle harcayan insanlardır bunlar. Dolayısıyla bir göç sürecini yaşamak hele onlar için dünyadaki en travmatik noktalardan birisidir. Başka kimler zorlanır bu noktada bir göç sürecinden? Öz seviyesi yüksek olan insanlar, kendilik özelliklerini eşsiz gören, kendilerini birçok noktada birçok insandan yukarıda gören, kendi uzuvlarını, kendi
yaşamını, kendi sahip olduğu ünvanı hepsinin üstünde gören kişiler, burada narsistik, minik bir narsistik yapılanmadan bahsediyoruz bu noktada. Bu kişiler de yine göç ettikleri zaman belirli zorluk yaşarlar. Çünkü göç ettikleri zaman sosyal statüleri ellerinden alınabilir, ünvanları ellerinden alınabilir ya da ellerinden alınmasa bile gittikleri yeni kültürde, yeni ülkede burada işlerini gördüğü gibi orada görmeyebilir. Dolayısıyla sahip oldukları bu değer yitimi onlar için çok zordur. İşte ben burada öğretmendim, gittim, örnek veriyorum, kuzeye, işte Norveç'e taşındım. Burada hiçbir değer atfetmiyor benim diplomam. Ben ülkemdeyken neler neler yapardım. Herkes ayağa kalkardı içeri girdiğimde. Burada beni kimse tanımıyor, kimse hiçbir noktada bana bu saygınlığı göstermiyor gibi bir hissiyatla. Bu narsistik bir incinmedir çünkü. Bu hissiyatta o kültüre ait, o bölgeye ait göç sisteminde maalesef ki negatif noktada etkilenecektir bu kişi. Böyle bir yapısı varsa şayet. Bir diğer etkilenen kısım ise esnek yapıda olmayan, katı kurallarla büyütülmüş, siyah beyaz bir dünyaya sahip olan, esneklik açısından maalesef ki toleransı çok düşük olan insanlar, bu noktada yeni bir kültüre adapte olma ya da yeni bir kültürün gerekliliklerinin ne olduğu konusunda anlam bulma kısmında maalesef ki zorluk yaşarlar. Yok olma korkuları yükselir, siyah beyazın dışına çıktığı zaman bugüne kadar öğrendikleri katı kurallar, bugüne kadar öğrendikleri sistem neredeyse çökme noktasına gelir. Dolayısıyla bu da büyük bir travmayı tetikler. Bu travmayı atlatana kadar, yeni bir katı kural sistemi kurana kadar bu insanlar bu göçün etkilerinden üst düzeyde etkilenirler negatif anlamda. Bu noktada bu göç kısmında zorluk yaşayan insanları umarım ki ufak bir noktada bir fikir sürecini, düşünme sürecini başlatmıştır. Peki göçmenler için de göçmenler için olan çok ilginç bir kısım var burada. Yaşadığı bir içsel durum var, bir bilinç dışı suçluluk durumu var. Şimdi bazı şeyler bize çok masum görünüyor değil mi sevgili izleyiciler? Almanya'dan geldi dayım, gelirken bir sürü hediyeler getirdi. Teyzem Amerika'dan geldi, gelirken bir sürü güzel şeyler getirdi. İşte babam, annem ya da herhangi bir akrabam, bir arkadaşım bilmem nereden geldi de bize çok güzel hediyeler getirdi. Bizi unutmadığını gösterdi. Kısmı aslında ne kadar güzel olarak addedilen bir aktivitedir değil mi göçmenler için? Fakat psikoloji diyor ki bu süreç aslında bir bilinç dışı suçluluk sürecidir. Bu bilinç dışı suçluluk sürecini eyleme vurmak için, eylemde kurtulmak için kişi bunları yaşar. Ne demek istiyoruz? Örneğin fakir bir ülkeden ya da maddi olanakları belirli bir seviyede olan bir ülkeden daha iyi bir maddi olanakları olan bir ülkeye gittikleri zaman bunun en büyük örneklerinden birisi 1960'lı 70'li yıllarda başlayan Almanya'ya göç kısmı, birazdan derinlemesine değineceğiz oraya da zaten. Bu kişiler daha varlıklı bir ülkeye gittiklerinde, geriye geldikleri zaman, izne geldikleri zaman ya da akrabalarını geri görmeye geldikleri zaman bazı hediyeler getirir. Bu aslında daha iyi şartlarda ana yurdu, yani anne imgesinden yola çıktı ki ana yurdu terk ederek daha iyi bir şartlara gitmenin, o terk etmenin verdiği bilinç dışı bir suçluluktur. Yatırım yaptığım, duygusal yatırım yaptığım, bağlantıda olduğum insanlara tekrar geri dönmek, onları terk ettikten sonra geri dönmek bir bilinç dışı suçluluk duygusunu barındırır. Bu bilinç dışı suçluluk duygusundan kurtulmak için de kişi oldukça bonkör davranır. Elinde bir sürü hediyeyle birçok kişiyi hatırlayarak bazı hediyelerle döner. Psikoloji diyor ki buna burada bir bilinç dışı suçluluk vardır. İlgilileri bunu derinlemesine Salman Aktar'ın Göç ve Kimlik, Profesör Doktor Salman Aktar'ın Göç ve Kimlik kitabında bulabilirler. Oradan alıntıladığım bir şeydi bu da benim. Gelelim şimdi bu noktada, bakın ne kadar masumane görünüyor değil mi? Ne kadar ya gerçekten bak nereye gitti bu psikoloji de artık arkadaş çok da şeymiş, yani negatif yönleri ortaya koyuyor. Çünkü bunlar araştırmalara dayanan şeyler, bilimsel ölçümü olan şeyler. Ondan sonra bir bilimsel kaynak halini alabiliyor zaten. Yani ikinci kere bir daha düşünün sevgili yurt dışında yaşayan, ülkeden uzakta yaşayan ya da şehrinden, doğduğu topraklardan uzakta yaşayan insanlar bir kez daha bunu düşünsün. Sadece çünkü bilinç dışı suçluluk duygusundan kurtulmanın tek yolu bu değildir. Başka yolları mümkündür. Bu noktada da neler yapılabileceğine dair kısım da maalesef ki bireysel hayatımızın içinde gizlidir. Zihninizin bir kenarında dursun. Acaba böyle bir hissiyat yaşıyor musunuz siz? Böyle bir noktada böyle bir çıkarımınız var mı? Yoksa bilime ters düşen, hayır öyle değil, ben de böyledir diyebileceğiniz çıkarımlar oluşabilir mi? Bu noktada değerlendirmeniz çok önemli. Bir diğer kısma gelelim sevgili seyirciler. Önemli olan bir diğer kısım, bir kişi göç ettiğinde en temel zorluklardan birisi
En temel zorlukların başına neler gelir? Yiyecek ve dil. O dili kullanma, o kültüre ait dili öğrenme süreci başlı başına bir zorluktur. En göz korkutucu kısımdadır. Bir de o kültürün sahip olduğu yiyeceklere alışmak, o yemeği yemekle alakalı kısım. Haydi gelin bakalım burada peki nasıl bir psikolojik altyapı var? Yiyecek ve dil farklılığı uyum sağlamanın az önce dediğim gibi en temel zorluklarından birisidir. Memleketi hatırlatan yiyecekleri yeme tutumunu gerçekleştirir göçmen kişiler. Bu arada sadece Türkler üzerinden değil, dünyanın dört bir yanında yaşanan göç sistemini düşünürsek sadece Türklere özgü olan kısmından bahsetmiyoruz. Her kültürün dil yapısı, yiyecek yapısı, yemek kültürü birbirinden farklılık gösteriyor biliyorsunuz ki. O kişiler fakat şöyle bir eğilim sergilerler. Örneğin Manhattan'a göç etmiştir. Kişi Manhattan'a Türk yiyeceklerini arar. Kişi Berlin'e göç etmiştir. Berlin'de Türk marketlerini, Türk yiyeceklerini arar. Dünyanın farklı bir yerine gider. Kendi kültürüne ait yiyecekleri arar. Bunun altında ne var hocam? Bu sadece böyle geçmişte alıştığımız, özlemini duyduğumuz bir şey olduğu için mi var? Bunu arıyoruz biz. Gelin şimdi bir de ona bakalım. Annemizle kurduğumuz iletişimde annemiz temel besin kaynağımızın başında gelir bizim. Bizim karnımızı emzirerek doyurur. Bizi bir noktada güvende hissettirir ve annemizin ninnileriyle, annemizin bize bakım şekliyle ve annemizin bize yedirdikleriyle aslında biz dünyanın nasıl bir yer olduğuna dair anlamlandırma süreci içine gireriz. Yani anneyle kurduğumuz ilişki, o kültürün, o toprakların bize sunduğu yiyecek, bize sunduğu mutfak tarzı dünyanın geri kalanının da böyle olduğuna dair ilk başta bir algı yaratır. Fakat deneyimledikçe, çeşitlendirdikçe bu işi, farklı yiyeceklerin, farklı kültürlerin özelliklerini gördükçe bu yelpazemiz gelişler. Şayet bizim böyle bir yelpazemiz gelişmemişse, bu çeşitliliğe, bu deneyimleme sürecine vakıf olamamış isek, bu yiyecek kısmı gerçekten benim de şahsen deneyimlediğim bir noktada göç eden kişi için oldukça zorlukları beraberinde getiriliyor. Çünkü yiyecek sadece o kişinin besin karnını doyurduğu, besin sağladığı bir şey değil. Yiyecek kültürün yani kültürel kimliğinin bir parçasıdır. O kültürel kimliğinin yok olma, birazdan o kültürel kimliğin yok olma riskinde insan nelere kalkışıyor ona da değineceğiz. O kültürel kimlik yapısının bir parçası olan, onu temsil eden o yiyeceği bulabilmesi aslında kişinin kültürünü yaşatma sevinciyle bağdaşıyor. Kişi o yiyeceği yerken, bir Türk ekmeğini yerken, Türkiye'den gelen bir şeyi yerken gurbette o ulusal kimliğinin yok olmadığını, o ulusal kimliğinin hatırlatan en önemli çağrıştırıcılardan birini yaşadığı için, biri imajını taşıdığı için o yiyeceği arama bulma, yediğinde de mutluluk duyması araştırmacılara göre sosyal kimliğinin yani ilk doğduğu topraklardaki kimliğinin ölmediğinin, onun hala yaşadığının hissiyatıyla o kadar keyifli bir hale gelebilmektedir. Yiyecekte böyle bir şey var. Şimdi gelelim bu noktada dil kısmına. Göçmenlerin en çok zorluk yaşadığı kısım, en büyük buhranlara sebebiyet veren kısım, en büyük aksaklıkların yaşandığı kısım. Peki hocam dilin buradaki önemi psikolojik açıdan ne olabiliyor? Birazcık da buraya bakalım. Dil problemi şöyle bir şey. Yine anneyle örnek verelim. Ana dilimizden örnek verelim. Bakın orada bile anneden gelen bir imgesel bir kısım var. Ana dil, ana vatan vesaire vesaire. Anne imgesi o kadar önemli bizim için yani. Ana dil anne ile aramızdaki en temel bağlantıdır. Çünkü direkt olarak anneden öğrenmeye başladığımız, anneden duyduğumuz seslerin anlamlandırılması ve öğrenilmesiyle alakalı bir durumdur. Dolayısıyla annemizle kurduğumuz en temel bağlantı ana dil olduğu gibi kimliğimizin de en temel öğesi haline gelir. Dünya üzerinde bakın yapısal çatışmalara kendi dilini kullanmakta zorlanan insanların ne kadar psikolojik açıdan buhranlı olduğunu, kendi dilini kendini ifade etmekte yeterince iyi ifade edemeyen, sadece bunu göç psikolojisinde değil, normal insan gelişiminde bakın, dil açısıyla, dil aracılığıyla kendini ifade etmekte zorlanan insanların ne kadar çok probleme sahip olduğunu, ne kadar zor bir yaşama sahip olduğunu tahmin etmek zor değildir. Çünkü kişi anlatamadığı zaman, anlamlandıramadığı zaman hayatını nasıl devam ettirebilir ki ya da sorunlarda nasıl çözümler bulabilir ki, oldukça zor bir süreç. Şimdi göçmenlerin yaşadığı dil probleminin altında da kimliğinin tehlikede olduğu hissiyatmaktadır. Az önce dedik ya, o yiyecek nasılsa kültürün bir parçası, kültürel kimliğin bir parçası olarak addediliyorsa dil de bizim için öyledir. Kişi
bir dili öğrenmede direnç gösteriyorsa, ki bakın mutlaka vardır tanıdıklarınız, lütfen hatırlayın bu insanları, çok da garip gelir size bu noktadaki tutumları. Ya geldim Amerika'ya ama ben niye İngilizce öğreneyim ki? Yani Türkler var etrafımda, ben Türklerle işimi görürüm. Yani çok da öyle 3-5 kelime öğrensem yeter. Almanya'ya geldim işçi olarak. Almanya'da çalışıyorum. Almanca öğrenmeme gerek yok ki. Benim işim makinelerle vesaire. İşte bir şey olduğu zaman bizim kuzen biliyor, onu çağırıyorum, yapıyor. Kişinin o dile karşı bir öğrenme direnci vardır. Aslında akileştiriyordur. Sanki o dili öğrenirse kendi kimliği, ülkesinden getirdiği o sosyolojik kimlik parçalanacak. Onun yerine başka bir ikame kimlik gelecek ve bunu yaşamak istemiyordur o kişi. Altındaki temel sebeplerden birisi budur. İkinci bir sebep ise dille alakalı kısımda. Kişinin kendini aktive edebilmesi kişilik yapısına göre değişiklik gösterir. Her kişilik yapısı toplumun içinde farklı özellikler gösterir ve farklı bağlantılar kullanır. Şimdi normal aynı dili konuşan insanlar arasında bu bağlantıyı kurmak bu kadar kolay değilken bile, bir de o kişinin uluslararası düzlemde başka bir kültüre taşındığını düşünün. Kendi topraklarında bile anlaşmakta, anlaşılmakta zorluk çeken insanın başka bir kültüre ait insanlarda, başka bir kültüre ait topraklarda, başka bir kültüre ait kurallar içerisinde nasıl dille iletişim kurabilecek özelliğini ya da nasıl dille iletişim kurabileceğini düşünelim. Tabii ki burada da en temelindeki zorluklardan birisi de yine o dili kullanmaktaki o kültürel kimliğin yok olma hissiyatıyla birleşen bir yapıda o dili öğrenmeye karşı direncidir. Kişi o dili öğrenmeye başladıktan sonra kendini ifade etme gücüne erişir, anlaşılma ve anlama gücüne erişir ki insanlığa bahşedilen en büyük yeteneklerden birisi budur. Dolayısıyla içinde bulunduğu travmatik durumu ya da buhramı yavaş yavaş açmaya, yavaş yavaş onun üstesinden gelmeye başlar bu noktada. Şimdi gelelim bu göç noktasındaki ilginç noktalardan bir yere. Göç ve cinsiyet kısmına farklılık gösteriyor mudur sizce göç eden kadın ya da erkek? O kültüre alışma süreci ya da o kültürü deneyimleme süreci, o farklılığın içinde bulunma süreci sizce farklılık gösteriyor mudur? Gelin birazcık da buradan bakalım. Bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor. Göçün dışında erkekler kadınlara nazaran daha az, daha yavaş uyum sağlarlar. Yani kadınlar erkeklerden daha hızlı uyum sağlama becerilerine sahiptirler. Dolayısıyla göç yaşayan erkek ve kadın arasında uyum sağlama ve yas tutma süreçleri de farklılıklar gösterir. Kadınların doğuştan yuva kurma meyilli olması, ki bu bahsedilen en önemli özelliklerden biridir, yani anaçlık ve yuva kurma meyilli olması, annelik benliği, hem cinsleriyle alışverişe daha açık olmasına ve daha hızlı iletişim kurmasına yardımcı olur. Düşünün 1970'lerden 80'lerden göç eden kişileri, Almanya'ya işçi olarak göç eden kişiler ilk kurduğu iletişim tarzlarını görün, ona dair videolar izleyin. İkisi de birbirini anlamıyordur fakat kadınlığın verdiği, anneliğin verdiği hem cins iletişimi çok ilginç bir şekilde, hızlı bir şekilde de anlaşılmaya dair bir noktaya gelir. O kadınlar aynı dili konuşmazlar ama birbirlerini anladıkları noktaya gelirler. Bu çünkü Tanrı'nın bahşettiği, Allah'ın bahşettiği en güzel özelliklerden birisidir. Dolayısıyla bu göç kısmında da devreye girer. O kültürde farklı, ne kadar farklılıklar barındırsa barındırsın, bu noktada bu özelliklere sahip olduğu için kadınlar erkeklerden daha hızlı bir şekilde o kültüre adapte olma özellikleri gösterirler. Bu süreci de önemli bir bilgi olarak sizlere ulaştırmış olalım. Şimdi bazı kişiler vardır. Göç ettikten sonra sürekli ya geçmişte yaşarlar. Bir zamanlar neydi bizim işte köyün bahçesi, bizim köyün ağaçları. Sürekli dilinde geçmiş vardır o kişilerin. Göç etmiştir, 20 yıl olmuştur, 20 yıldır Almanya'da yaşıyor, 20 yıldır Finlandiya'da yaşıyor. Zihni, fikri, düşüncesi, sohbeti, İkrarı halen eskiye dairdir. Eski sahip olduğu özelliklere, evinin bahçesine, evinin yapısına, aile yapısına, yaşadığı tecrübeler üzerinden konuşmaya konsantredir. Sürekli geçmiş vardır o kişinin dilinde. Ya da şöyle bir şey vardır, ikinci bir kısım göç eden kişi yapısında şunu görürüz. Şu tarihte, bundan 20 yıl sonra geri döneceğim. 20 yıl sonra yaptığım yatırımla güzel bir ev alacağım, böyle bir bahçe yapacağım, şunları gerçekleştireceğim. Az kaldı, bir 15 yıl daha çalışayım, birazcık daha birikim yapayım, geri döneceğim topraklarımıza, ana yurda geri döneceğim, şunları yapacağım gibi sürekli gelecekten bahseder. Bir kısım sürekli geçmişten bahseder bazı kişilik özellikleri, bazıları da sürekli gelecekten bahseder. İkisinin ortak noktası nedir sayın seyirciler? Bu göç eden iki kişinin ortak noktası.
İkisi de bugünü yaşamıyor. İkisinin de ortak noktası bu. Bugünün gerçekliğini, bugünün gerekliliklerini yaşamakta zorlandıkları için aslında o kültür içerisinde devam etmek, o kültür içerisinde kalmak onlar için çok daha farklı bir noktada zorlaştırıcı bir noktaya geliyor. Bu noktada peki niye bunlar, bu kişiler bunu düşünür? Hiç düşündünüz mü? Yani neden sürekli geçmiş ya da neden sürekli geleceği düşünüyorsunuz? Cevap özlem mi? Doğru bir cevap özlem. Ama temel cevabımız değil. Elbette ki özlem duyduğu için sürekli geçmişten ya da özlem duyduğu için sürekli gelecekten bahsedebilir. Fakat bu bugünü bırakmalarının sebebi ne olabilir? Burada psikoloji ne diyor? Gelin birazcık oraya bakalım. Bir yapımız var. Az önce dedik ki anneden ayrıldığımız zaman annenin ikmaline ihtiyaç duyarız. Tehlikede hissettiğimizde güven ihtiyacımız ortaya çıktığında annemize geri geliriz. Annemizden ikmali alırız, güvende hissiyatını alırız, tekrardan keşfetmeye gideriz. Bir evre sonrasında ise artık bireyleşme süreci gelir. Yani ayak kaslarımız tamamen işlevselliğine kavuşur. Annenin tutumuna göre bu da belirlenen bir şeydir bir noktada. Bununla alakalı kısım birazcık daha geniş. Belki başka bir programda bunu bahsedebiliriz. Çocuk bireyleşme yetkinliğine sahip olur ve kolay bir şekilde annesinden ayrılabilme özelliklerini gerçekleştirebilir. Yani annesiyle kendisini yapışık bir varlık olarak değil, birer ayrı birey olarak görmeye başlar. Dolayısıyla anneden uzaklaşma sistemi gerçekleşir. Fakat bazı çocuklarda bu olmaz. Bireyleşme evresinde çocuk bireyleşme yetkinliğine sahip değil ve bunu kolaylaştırıcı çevre şartlarına, anne baba bakımına sahip değilse, geçmişte nasıl güvende hissettiğini, o ilk aylarda geçmişte nasıl rahat olduğunu, geçmişte ne kadar sorunsuz bir yaşam, sadece ve sadece ilgi ve istekle alakalı bir kısımda olduğunu düşünmeye başlar. Çünkü eğer o özellikleri gelişmemişse, yeni bir tecrübe edindiğinde, yeni bir araştırma sürecine girdiğinde o yetkinliğe sahip değilse, çünkü tökezleyecektir, bir şeyler kafasına düşecektir, canı acıyacaktır, zarar görecektir, birileri onu kandıracaktır. Bireyleşmenin bedeli vardır çünkü o bireyleşmenin bedelini ödediği zaman hür ve özgür bir kimlik yapısı gerçekleşiyor. Ama bazı çocuklarda anne baba bakımına istinaden bu gelişmez. Dolayısıyla çocuk o dönemde başına gelenlerden sonra ayrıştığından sonra anne de ya ne kadar rahattı anne karnı, ne kadar rahattı anne memesinin yanında uzanıyordum ben, ne kadar sıcaktı, ne kadar güvenliydi diye bir özdeşim kurmaya başlar ve geçmiş nesnelere, geçmiş koruyucularına, yani annesine ya da anne türevi olarak alınan bakıcıya özlem duyar. Ve oraya karşı duygusal açıdan halen yatırım yapar. Nasıl yapar? Bunu hissederek, düşünerek. İşte o gurbette olup geçmişte düşünen kişi bunu yapıyor. Yani ana yurda duyduğu özlem. Çünkü göç ettiğinde o kadar, hani o çocuk bireyselleştiğinde, anneden ayrıştığında ne kadar zorluk yaşıyor değil mi? Bu kişi de ana yurttan ayrıldığı zaman aynı zorlukları yaşar. Yani buna benzer zorlukları beraberinde getirdiği için bu süreç, anneye duyulan, o geçmişe duyulan, ana yurda duyulan nesnel yatırımı düşüncesel bazda devam eder. Ne güzeldi bizim toprak, bizim bahçe ne güzeldi, sulardık, güzel meyveler yerdik, ne güzel arkadaşlarla oynardık kısmı psikolojik açıdan şunu diyor, aynı bir çocuğun ayrılma bireyleşme sürecinde yaşadığı zorluklara benzer diyor. Keşke annemin yanından hiç ayrılmasam, ona yapışık kalsam, mümkün olduğunca sımsıkı sarılsam, onunla beraber dursam düşüncesi de, keşke yeniden bu olsa, keşke yeniden bunları yapabilsem düşüncesi de sürekli gelecekten alakalı planlardan bahseden göçmen kişinin düşüncesine işaret etmektedir. Dolayısıyla burada kurduğumuz o ana yurt kelimesi, burada kurduğumuz geçmiş dönem ilişkileri, bakın dünyanın geri kalanını ne kadar etkiliyor, ne kadar ilginç değil mi? Bir annenin bir çocuğa bakımı, bir annenin bir çocukla yaptığı alışveriş hayatında ne kadar farklı noktalara tekabül edebiliyor ya da hayatını ne kadar farklı noktalar etkileyebiliyor. Göçmenlerde bu zorluklar yaşanırken anneyle babayla kurulan bu ilişkinin temeline bakmak çok fayda sağlıyor. En azından yapılan uluslararası terapötik sistemlerde, çok kültürlü yapılan psikoterapi sistemlerinde bunun faydası oldukça görülüyor diyebiliriz. Dolayısıyla o ileriye dönük bir idealize sistemi başlar. İleri dönünce böyle yapacağım, 20 sene sonra emekliliğimi alma, şunları şunları yapacağım kısmı yine bu noktada önem teşkil ediyor. Peki geldik şimdi, göç ettik, başka bir kültürde yaşadık, orada bir evlilik yaşadık. Ya hem kendi kültürümüzden olabilir, başka bir kültürden bir kişi olabilir. Evlendik. Bu noktada da bir çocuğumuz doğdu.
Şimdi Sayın Doçent Doktor Celal Otağ'ın Nevrozlar diye bir kitabı var. Orada göçle alakalı bir kısım var. Meraklıları alıp okuyabilirler kitabı. Şunu diyor, Almanya'ya göç eden kişilerle alakalı. 1960'da göç eden kişiler diyor, belirli bir kültürel olgunluğa ve kişilik olgunluğuna oluştuktan sonra bu göç işlemini gerçekleştirir. Yani gidenlerin birçoğusu zaten 20'li yaşlarından sonrasını yaşayan, 20'li yaş ve sonrasını yaşayan bireylerdi. Fakat 1970 ve 80'lere doğru yapılan göçte ise giden kişiler çok fazla bu olgunluğa sahip olmayan kişilerdi ve 1960'lardan ziyade 70 ve 80'lerde giden kişilere karşı Alman hükümetinin ya da Alman vatandaşlarının tutumu çok farklılık gösteriyordu. Çünkü 1960'larda giden kişiler bandoyla karşılanırken 1970'lerde giden kişiler inanılmaz derecede bir ırksal bir ayrımcılığa maruz kalan insanlar oldu. Dolayısıyla bu noktada da toplumsal kimlikleri acayip derecede zedelendi. Üçüncü kısma geliyor. 80 ve sonrasından sonra göç eden kişiler ise orada eğlendiler ve orada bir çocukları oldu. Şimdi birazdan o çocuk kısmına geleceğiz. Bu Almanya ile olan kısmı birazcık açalım bu noktada. Zamanımız azalıyor, hızlandırmaya çalışıyorum ben de. Bu noktada da ne yaşanıyor bu süreçte? Şimdi siz kişisel olarak bir iş koydunuz ortaya. Birisi geldi, bir Amerikalı, bir beyefendi, farklı sizden olmayan bir kültürden birisi geldi, dedik size bu iş olmamış. Bu sizi ne kadar kızdırır? Yaptığınız yatırıma ya da verdiğiniz emeğe karşı ne kadar saygılı olunmadığına dair bir düşünce yaşatır size ve bunu yatıştırmanız çok kolaydır, değil mi? Kişisel bazda bunu size söylediğinde. Bu iş olmamış, Türkler zaten bu işleri hiçbir zaman yapamazlar, Türklerin eline bir iş gelmez diye bir şey geldiği zaman size, orada işte temelde ne kadar pasif ya da aktif fark etmeksizin reaktif bir süreç yaşanır, bir reaksiyon gerçekleşir. Çünkü orada bireysel kimliğinizden ziyade kültürel ve sosyal kimliğinize yapılan bir müdahale vardır ya da bir negatif bir şey, bir hakaret vardır. Sosyal kültüre yapılan bu kısım bireysel olarak algıladığımız kısmın daha da ötesindedir. Çok hızlı bir şekilde reaktif bir süreç yaşayabiliriz ve hızlı bir reaksiyon verebiliriz. Yani kişilerin etnik stilleri, kişilerin sahip olduğu sosyal kimlik yapısı bazı noktalarda o kadar önemli olayların yaşanmasına sebebiyet veriyor ki, bakın tarihteki ayaklanmaların birçoğuna bireysel bazda yapılan hakaretler ya da bireysel bazda yapılan yanlışlıklar sonucu gerçekleşmemiştir. Genelde kişilerin sosyo-kültürel kimlikleri, sosyal kimlikleri tehlikede olduğunda ya da onlara aykırı bir şey yaşandığında büyük bir patlama yaşanmıştır. İlgilileri bununla alakalı kısmı da araştırabilir, o kitabı okuyabilirler bununla alakalı. Peki evlendik, geldik, göç ettik, evlendik hem kültürden ya da başka bir kültürden birisiyle. Bizim bir çocuğumuz oldu, çocuğumuz büyüyor. Bu çocuğun kimliği neye göre oluşuyor? Yaklaşık 4 yıl boyunca ben bunu deneyimledim. Almanya'da, Berlin'de hem öğrenim gördüm hem de aynı zamanda çalıştım orada ki Türk vatandaşlarının çocuklarıyla bunu daha sonra dünyanın farklı ülkelerinde de deneyimleme şansım oldu. Gördüğüm en temel noktalardan birisi şuydu. 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda göç etmiş bir aile, orada evlenmiş babası ya da orada birbirlerini tanımış, evlenmiş iki Türk çocuk, iki Türk insan, iki Türk birey bir çocuk sahibi oluyorlar. Şimdi bu çocuk 10 yaşına, 11 yaşına, yani sosyolojik açıdan dışarıya açılana kadar büyüdüğü evin içi kültürel olarak Türk kültürüyle yoğun bir şekilde büyür. Yani Türk kültürünün mirasıyla, Türk kültürünün gereklilikleriyle, Türk kültürünün güzellikleriyle ya da Türk kültürünün kurallarıyla büyür. 10 yaşına, 11 yaşına kadar sosyolojik ya da 7-8'e de çekiliyor. Çünkü bir ana okuluna gitme kısmı var orada da, çünkü çocuk bir kimlik karmaşasıyla büyümeye başlıyor. Hatta bunu 7'ye 6'ya çekelim, ana sınıfına gidene kadar. Daha sonra çocuk sosyolojik ilişki kurduğu zaman Türk kültürüyle o göç ettiği ülkenin kültürü arasındaki farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bu çocuğun, bu kişinin, bu insanın kimlik özelliklerindeki bocalamasının temel sebebi bu oluyor. Temel sebeplerinden birisi bu oluyor. Evde büyüdüğü, öğrendiği, ilk deneyimlediği kültür yapısı, Türk kültür yapısı, dışarıda başka bir kültür yapısıyla çatışmalara sebebiyet veren karışıklıkları ortaya çıkarıyor. Bir noktada Türk kültürüne göre hoş karşılanmayan bir şey, örnek veriyorum, Amerikan kültürü ya da Alman kültürüne göre çok hoş karşılanan bir şey. Şimdi bunlardan hangisi doğru bu çocuk için? Türk kültüründe oldukça güzel olan, oldukça önem atfedilen, değerli atfedilen bir şey, Alman kültüründe hiç değer görmeyen, gayet sıradan bir noktada karşılık buluyor. Ya bunlardan hangisi doğru?
İşte o zamanlar ben ergen biriminde çalışırken en sık karşılaştığım şeylerden birisi buydu. Hangisi doğru bunların? Evde öğrendiklerim, bana verilen, bana belki de anlatılan kısım ve dışarıda öğrendiklerim. Erkek arkadaşımın olması annem babam tarafından kesinlikle yasaklanmış, hoş karşılanmıyor. Ama hocam dışarıda da arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Alman arkadaşlarım, İngiliz arkadaşlarım dalga geçiyor benim sevgilim olmadığı için. Allah aşkına söyleyin bunlardan hangisi doğru? Şimdi kültürel uyum, kültürel çatışma süreci. Doğru bir şekilde anne baba tarafından çocuğa aktarılmaz ise, çocuk sadece bir kültürün varlığıyla beraber haber, bir kültürün varlığından haberdar bir şekilde büyütülmeye başlanırsa otomatik olarak maruz kalacağı dış çevre içerisinde büyük aksaklıklar yaşamaya başlar. Kişilik ve kimlik boşanları, kişilik ve kimlik bölünmeleri, tutarlı bir kimlik ve kişilik yapısından işte o zaman söz etmek çok zor olur. Dolayısıyla önemli miraslardan birisi budur o çocuklar üzerindeki. Bir diğer mirasımıza gelelim. Bu kimim ben? Hangisinden doğru, bu kimin ben, hangisi doğrudan ziyade anne baba 70'lerde, 80'lerde, 90'larda oraya göç etmiştir. Orada kalmak adına, iş hakkı elde edebilmek adına bazı önemli sosyolojik kısımlarda, yasal alanlarda problemler yaşamıştır. Çocuk eğer onun kurtarıcısı gözüyle bakılıyorsa o çocuk genelde avukat oluyor bu kişilerde. Ya bu aileler içerisinde. Bakın göçmenler üzerine benim de yaptığım henüz tamamlanmamış bir araştırma var. Çocukları okumuşsa, okuması desteklenmişse genelde o kişilere yöneleceği mesleklerin başında avukatlık geliyor. Çünkü annenin babanın geçmişte o kadar yaşadığı problem var ki çocuğu bunu giderebilecek ana unsur olarak görüyor ve dolayısıyla çocuğu hukukla alakalı ya da onların hakkını savunabileceği bir meslekle alakalı bir yöne doğru yönlendiriyor. Temelde olan aktarılan miraslardan birisi bu. Bir ikincisi de birikim yapmak. Maddi açıdan birikim çok önemli. Çünkü ana yurttan ayrılırken kimlik oluşumunun üzerinde kuşaklar ötesi etkilerin, kuşaklar ötesi oluşan olayların etkileri vardır. Ana yurttan ayrılırken temel amaç belirli bir birikim yapıp birçok göçmende temel amaç belirli bir miktar birikim yapıp geri gelmekte ana yurda. Çünkü anneyi biz bırakamayız kenarda. Anneyi bırakırsak zaten bilinç dışı suçluluk orada bize çok daha farklı noktalarda şeyler yaşatır. Dolayısıyla birikim yapmak. Ama bu birikim bizim sadece para biriktirmemizle alakalı bir kısım değildir. Hayatı biriktirmekle alakalı bir süreci başlatır bu noktada. Dolayısıyla bu birikimin kimi zaman çok büyük bir noktada psikolojik açıdan problemlere sebebiyet verdiği kişilerle tanıştım ben. Özellikle meslek yaşantımda. Temel amaç biriktirmektir. Fakat neyi? Sadece parayı, sadece güvensiz dünyaya karşı kendini güvende alabilmek için bir şeyi biriktirmekle alakalı bir çözüm vardır. Anne için, baba için, göç etmiş bir anne için, baba için kendini güvende hissetme ya da kendini ileride yaşanacak problemle karşı karşıya kaldığı zaman korumanın tek yolu bazı anne babalar için sadece birikimdir. Eğer paranı biriktirebilirsen sen dünyaya dair zorluklarla başa çıkabilirsin. Bir kişi gelir, bu arada verdiğimiz örnekler ilgili kişilerin izniyle, daha önceden aldığım izinlerle verilen örneklerdir. Biz şimdi bir kişiye sadece zorluklarla başa çıkabilmenin para biriktirmekle alakalı bir şey olduğunu, kültürel çeşitlilikten yoksun bir yapıda sadece birikimle her şeyin üstesinden gelebileceğine dair bir eğitim verirsek ve yıllarca bunu tekrarlarsak, o kişi de birikim yapar 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 fakat evlilik problemini sahip olduğu para miktarıyla çözemez. Fakat hayatın içinde yaşadığı zorlukları biriktirdiği para miktarıyla bazılarını çözemez. İlişkisel problemlerini para biriktirdiği, birikim yaptığı şeyle çözemez. Dolayısıyla bir depresyon süreci başlar. Genelde sadece birikime odaklanan ailelerde, göçmen ailelerde görülen, o çocuklarda görülen özelliklerden birisidir. Birikim hayatın temel savunma mekanizması halini alır. Kendini güvende tutmanın en temel unsurudur. Fakat hayatın içerisinde insanlar arası yaşadığı zorluklarda yaptırdığı, ettirdiği ya da bugüne kadar biriktirdiği birikimin bir çözüm noktası olmadığıyla karşılaşır. Dolayısıyla bu da başka bir depresyon sürecini, başka bir kimlik bunalımı sürecini, başka bir kimlik çatışması sürecini maalesef ki yaşamalarına sebebiyet verir. Sayın seyirciler, göç psikolojisi oldukça geniş bir konu. Belki bir bu kadar daha fazlasıyla değinmemiz gereken birçok nokta var şu an benim de işaretlediğim. Fakat maalesef ki süresi sınırlı bir şey bizim programımız. Daha da fazlasını araştıracak bireyler için, daha da fazlasını araştırmak isteyen insanlar için
Birçok noktada önemli kaynaklar var. İnternetten ulaşabileceğiniz ya da bize sosyal medya aracılığıyla ulaşabileceğiniz, önerebileceğiniz birçok kaynak var. Lütfen unutmayınız, bunlar size birer fikir vermek için söylenen sözler. Bunlar sizin yaşadığınız duyguların ya da yaşadığınız problemlerin temel çözümüne sebebiyet verebilecek şeyler değil. Bu mihmalde düşünmeniz sizin için ve bilim için her zaman daha faydalı olacaktır. Sabrınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Klinik psikolog Erdinç Türk ben. Bugün göç psikolojisini konuştuk. Önümüzdeki hafta inşallah başka bir konuyla sizlerle beraber olacağız. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.